Merhaba arkadaşlar, Kızbaşı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Erara. Ben Emir. İlişkilerdeki her şeyden, love bombing'den, ghosting'den, açık ilişkiden, uzak ilişkiden, flört şiddetinden konuştuğumuz Ayrıl Kanka'nın yeni bölümünde ne konuşuyoruz? Aldatma konuşuyoruz. Bugün bağlanma problemleri. First date. Kıskançlık. Neyse, birkaç yıl sonra öğrendi ki adamın başka bir kadınla ilişkisi varmış. Ve hatta ondan da çocuğu olmuş. Çocuğu bile olmuş abi. Child lighting, yani bu nedir ya bu kadar? İzleyen olacak olanımız. İlk bölüm olduğu için izlenimiz olmayınız. Kız hip thrust yaparken bir spor hareketi. Ha, hip dediğine göre kalçalı bir şey olmalı. Kalçalı, ittirmeli bir şey. Kanka ben hiç gaslighting yapmadım. Ya yalan söylüyorsun. Hiç yapmadım kanka. Yaptın. Hiç yapmadım. Ne zaman yaptın? Yaptın, ben bir sürü aklımda örnek var. Anlat bir tanesini. Hiç hatırlamamış gibi yapıp bana da unutturmaya çalışıyorsun şu anda. Abi hiç yapmadım ben. Tamam, bir tanesini anlat bakayım. Kanka ne istiyorsan anlat hadi. Tamam, başlayayım. Şimdi ben burayı şöyle bir olay geçti başından benim. Böyle oldu ya. Bitti mi? Bitti kanka. Tamam, güzel, geçelim. Bir ghosting hikayemi anlatayım. Aha, hazır mısın? Hazırım. Bundan tabii bir süre önce, lise son civarlarındayız. Bir ay önce falan. Sonraki hafta beraber kahvaltı ederken ise benimle evlenmek istediğini söylemiş. Oha artık ya. Üçüncü haftadayız bak, yanlış anlaşılmaması üçüncü haftadayız. Ama işte öyle takılıyoruz. Devrik cümle, yani cümleler o kadar devrik ki. Hayır, demiş ki ya ben ayrıldık demiş karşı taraf. Ben ayrıldık. Hani bu hikayeyi okurken şey gibi hissettim. İlber Ortaylı'nın bir hikayesi var ya, Almanca okuyor Fransızca çevirerek. Gittin mi date'e? Ne olsa you heart diye direkt kalk gidersin. Çok güzel soru. Evet. Peki darlıyor adamı kot pantolon, yani rahat. Allah aşkına giydin mi eşofman first date'e? Böyle gidersin mesela first date'e. Bak, seni darlıyor mu? Yok, ben sadece programa böyle geliyorum. Plan biliyor yani. İlk date'i yaptın, güzel geçti. Bir hafta en az diyorsun. Ne zaman yazmalı tekrar ya da sen yazmalısın? Ben kalktığın gibi yazarım ya. Yani mesela şey, sana hiç olmadı mı? Biriyle ayrıldıktan sonra bir date'e çıktın, o kadar kötü geçti ki etkisine koşasın geldi. Hiç olmadı. Bir yere oturduk. Çocuk arka arkaya 7 bira içti. Bak şimdi. Ağzınızla için demek istediğim şey tam olarak buydu. Hani ne gerek var? 7. de seni ne durdurdu gerçekten? Gelmeden de 2 bira içmiş zaten. Deli gibi sarhoş oldu. Buyur. Bana bu arada saçma sapan hikayeler anlattı. Kaçak horoz dövüştürüyormuş. Hikaye var şimdi bende. Çok kısa. İki cümle. Benim Tinder'dan tanıştığım çocuk açık hava kokusu yayılmaz diye iki kez sesi osurmuştu. Daha kötüsü var mı bilemedim. Sıçabilirdi. Onu da anlatıyorum. Sıçmamış. Çocuk benim tutuyorum cevap verdi ve biz buluşma kararı aldık. Tamam. Okay. Buluşma çok iyi gidiyor. İşte inanılmaz şık bir yerde bira tadımı falan yapıyoruz. Çok romantik konuşuyoruz. Çok kibar biri. Aa, çok iyi gidiyor her şey. Ben de o zamanlar 18 yaşındaydım. Çocuk dedi ki seni eve bırakayım. Değişiklik herhalde. Tamam, çıktık. Neyse işte durduk bir yerde ve eve gelmeden sohbet muhabbet etmeye devam ediyoruz. Sonra çocuk bana şak diye dedi ki ben de çavuş tokatlayıp geldim. Nasıl diyorsun? Yanağından böyle öptü. Yaptıysa okey. Yok, hani selamlaşma. Bayağı öptü. Selamlaşma, vedalaşma, öpmesi değil. Ya bunu insan için yapıyorsa mesela bir rahatsız olurum. Ha, gizli yapsınlar. Bence de gizli. Hayır, ondan da rahatsız olurum ama kalkıp da buna cıngar çıkarıp bağırış çağırışlar yapmam. Ne yaparsın? Aşkım ya, öpmesem. Erkek arkadaşın seni kıskanıyorsa. Neyden kıskanıyor? Atıyorum, benden kıskanıyor. Hep vericiydim, güven verici. Verecek ne varsa verirdim yani. Al aşkımların senin olsun. Benim bir kız arkadaşım. Ve her sabah uyanırdı, Instagram'da takip ettiklerime bu kim, bu kim, bu kim diye sorardı bana. Yeni takip ettiklerini. Evet. Açıklar mıydın? Sen... Şöyle yazmış, olayı anlatmamış burada. Gaslight'ın tanımını yapmış. Kendi... İlgi istiyor ya. Niye tokatladın? Ne yaptın? Çavuş falan dedin. Çavuş tokatladın.
alakalıydı. Sonrasında bir arkadaşıma olayı anlatırken çocuğun işinden gücünden bahsediyorduk deyip bunu anlattım. Ve orada arkadaşımın tepkisinden öğrendim. Abi. Evet. En yakın erkek arkadaşımla roller coaster'a bindiğim için aldatmakla suçlanmıştım. Ama şimdi roller coaster biraz samimi. Evet değil mi? Hani böyle bir... yan yana falan. Bir ufak aldatma olabilir orada.